Günümüzün elektronik çağında şu anki medyanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda artık elektronik ortamda daha hızlı yayılan medyamız bize gerçekçi doğru bilgileri vermekte. Bundan dolayı da biz dünya basından gerekli haberleri alabilmekteyiz çevremizde. Yani iyi kullanıldığı takdirde, gerçekçi bilgiler verildiği takdirde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki her haberine inanmamak lazım, iyice araştırıp ona göre yorumları yapmak lazım. Başka? Teşekkür ederim. Rica ederim. Kareste rolul mas medyası societate? Rolul mas medyayı este să te informeze cu privire la lucrurile relevante din societate. Dar mai mult decât atât, rolul ei este să te informeze corect și imparțial, ca să poți să iei decizii bune. Majoritatea mijloacelor de informare în masă sunt inițiative private, însă toate se bucură de protecția statului dacă informează corect. Dacă la meteo îți spune că plouă, spre exemplu, atunci îți poți lua o umbrelă. Pe lângă principalul rol de a informa publicul, mass media poate să aibă și alte roluri, educativ, influențarea opiniei publice, divertisment. Totodată, mass media ne afectează profund, deoarece ea constituie o prezență constantă în viața noastră. Alte instituții pot avea un impact mai puternic, dar nu unul atât de persistent și adânc. What do you think about media? I think media is easy and fast and cheap use it. Everybody can use it easily everywhere. And everybody can follow what's going on around the world quickly. And we can access a lot of information easily. I think it is a big part of our lives and we can't live without media anymore. That's all. Thank you. Merhaba sevgili öğretmenlerim ve arkadaşlarım. Benim adım Televizyon. Ben insanların en çok kullandığı kitle iletişim araçlarından biriyim. Ben 1923 yılında doğdum, 1926 yılında ise yayınlanmaya başladım. 1968 yılında Türkiye'de kullanılmaya başladım. Ve beni dikkatli kullanırsanız yararlarım çoktur. Dikkat etmezseniz zararlarım da vardır. Size önce yararlarımı anlatmak istiyorum. 1. Çocuklar eve bağlayarak aile ortak bilgiler yaratıp aile mutluluğunu geliştirir. 2. Çocuklarla düşünmeye teşvik ederim. 3. Çocuklar Radyo ilk olarak ne zaman nasıl icat edilmiştir? İlk radyonun icadı kablosuz telgrafla ortaya çıkmıştır. Radyo ilk olarak 20. yüzyılın başlarında icat edilmiştir. Laboratuvarda bir alıcıya bağlı olarak bir zil çalmak amacıyla verici yaptı. 1895 yılında ilk radyo sinyallerini bu şekilde iletti. Radyonun gelişmesine katkı sunan bir diğer bilim adamı ise Flemming'dir. Flemming geliştirmiş olduğu elektrotlanma radyonun büyük oranda gelişmesini sağladı. 1948'de transistörün gelişmesiyle birlikte radyo artık iyice hayatımıza girmiş oldu. Transistörün bulunması radyonun gelişmesini sağlayan en önemli etmenler olarak bilinir. Radyo dalgalarındaki ses modülasyonunu önce elektronik ortama sonra da sese çeviren elektronik alettir. Türk Dili Dergisi'nde Kırgız Türkçesinde radyo anlamında kullanılan ünalgı sözünün Türkçesinde kullanılması da gündeme getirilmiştir. 1895 yılında ilk olarak üretilen radyo ünlü İtalyan Mergen tarafından üretildi. Mergen tarafından bulunan ilk radyo 1898 yılında tamamen doğmuş oldu. Dünyaya hızlı bir şekilde yayıldı. Elektromanyetik dalgaların ilk keşfini yapan Hertz sayesinde radyonun bulunmasının önü açılmış oldu. Türkiye'deki ilk radyo yayını Eşref Şefik yapmıştır ve 6 Mayıs 1927'de yapmıştır. İlk radyo markası Miletto İtalyan markadır. Radyo medya. I think it has bad sides and good sides. It is useful for people, but sometimes people use it for in a bad ways, so it affects in bad ways. So people should use it
for useful things, for education, for information, for health, but especially social media has bad effects on teenagers, on people. They use it in bad ways.